Herkese merhabalar. Bugün heyecanlıyım. Çünkü neden? Müberra'yı tanıyor musunuz bilmiyorum. Kendisi muhteşem bir make-up artist. Uzmanlığı da transform, yani değişim makyajı. Evet. Transformation, çok teşekkür yani ediyorum. Yani çok normal makyaj, çok doğal makyaj yapıyorsun ama genelde Instagram hesabına bakarsanız bayağı yani nereden nereye getiriyorsun? Evet. Küçük bir değişim oluyor çünkü. Küçük mü? Bir tık. Küçük, sizde hiç olmayacak. Bunun için üzgünüm ama siz mutlu olabilirsiniz çünkü çok güzel. Çünkü ilk günden beri dedim ki bana ne olur bir tane yap. Ben kendi çok merak ediyorum nasıl olacak diye ve normalde aşırı karışırım. Yani tatlı tatlı karışırım. Dedim ki bugün Aslı, kendimi bırakıyorum. Karışma, öğrenelim. Bakın bakalım beğenecek misiniz? Müberra'nın Instagram hesabında buraya koyuyorum. Videodan sonra bakın. Kanalıma da abone olmadıysanız lütfen olun ve buyurun. Hadi başlayalım o halde. Ben çok heyecanlı ve çok mutluyum. Size makyaj yapacak olmak beni ekstra heyecanlandırıyor. O heyecan bana ait. Biz Aslı Hanım'ın kaşlarından başladık. Biliyorsunuz ki kaş... Bu senin kendi ürünün müydü Müberra'cığım? Evet, kendi ürünüm. Markanın adı ne? Esklam. Esklam. Soyadım Sağlam. Ha. Ve bir gün kahve içerken Esklam bir anda oluştu. Şu anda online satılıyor. Hı. Ama hayalim tabii ki bir gün dünya markası olmak, sizin gibi. Başka ne ürünlerim var? Kirpiklerim var. Tabii ki. Evet, kirpikler benim için olmazsa olmaz. Onlar benim için de öyle, biliyor musun? Yazın mesela ben çok makyaj yapmayı sevmiyorum ama ipek kirpik yapıyorum ve hiç gündüzü kurtarıyor. Kalmıyor. Çok haklısınız. Kirpik, kaş ve kirpik çok önemli. Çok önemli. Kaş ben de öyle düşünüyorum. Ay, eskiden kaşlarım böyle incecikmiş. Şu anda çok güzeller. Şu anda sıfır. Kesinlikle şeyleri. Çok güzeller. Biz baksan... Ne yaptıysan zaten botoks gibiyim, evet, şu anda. Evet, göz aralığını biraz açtık. Mutlaka makyaj yaparken göze concealer ya da baz sürüyorum. Neden? Çünkü dayanıklı olması benim için çok önemli. Aynı zamanda farın rengi de daha net çıkıyor. Sen zaten eğitim veriyorsun. Veriyorum, bir evet. Eğitimlerdesin, evet. Değil mi? Eğitim veriyorum. Adana, İstanbul arasında gidiyorsun, geliyorsun. Adana, İstanbul, Gaziantep, İzmir stüdyolarım var. Ha, öyle mi? Sevdiğim Antep'le şey bilmiyordum. Antep'e, evet, bayılıyorum. Antep, abi. Lütfen ben seni misafir etmeyi çok isterim. Çok onur olurum. Adana'ya geldiğinizde gördüm ama çok kısa ve çok, evet, yoğundunuz. Evet, 2 gün geldim. Çok farkındaydım. Onun için bir sonrakinde ben sizi ağırlamayı çok isterim. İnşallah. Bu baz mı? Bu bir baz. Concealer ya da baz mutlaka sürüyoruz. Çünkü göz kapağımız yağlı ve sürmezsek araya farlar birikir. Ya da kız arkadaşlarınızla bazen görürsünüz. Aşağı bakarlar ve farları burada birikmiştir arada. Makyaj seviyorsunuz Aslı Hanım siz. Çok seviyorum. Ne kadar güzel. Denemeyi de seviyorum, yapmayı da seviyorum. Kozmetik ürünü almayı sever misiniz? Evet. Kim sevmez? Değil mi? Zaten işi ve başlama şeyim de öyle oldu. Deneyimlemeyi seviyorum. Bir de farklı şeyler deneyip farkını görmeye çok hoşuma gidiyor. En çok ne alırsınız? Maskara. Maskara zaten çok kullanırım. Ama biliyor musun, galiba en çok dudak kalemi ve ruj alıyorum. Hastalık. Ayakkabı gibi. Ayakkabı ihtiyacım yok. Ayakkabı alırsın. Bir de ruj. Peki kullanıyor musunuz? Bu çok önemli. Biz Türk hanımlarının yaptığı en büyük yanılgı, alıyoruz ama kullanmıyoruz. Bu beni çok üzüyor. Dudak kalemini kullanıyorum Müberra. Çünkü benim konuşmam yamuk ve hani bir tık böyle eşit küçük bir değil. Asimetri. Evet, ben asimetrim de var. Onu var, kalem sürüyorum. Denge. Dengeliyorum. Evet. Kaş kalemi ve dudak kalemi sanki vazgeçilmezim gibi makyajda. Diğeri ruju duruma göre bazen sürmeyebiliyorum. Kalemin rengi o kadar güzel oluyor ki genelde kalemle de idare edebiliyorum gün içinde. Ama şu anda hiçbir şey yok yüzümde. Evet, hiçbir şey yok ve harika görünüyorsunuz. Ben o kadar sağlıklı ve güzel bir cildiniz var ki maşallah. Müberra'cığım, bütün yatırım burada. Bence genetiğiniz güzel, siz Karadeniz. Yani yatırım derken bu işlemleri çok yaptırıyor anlamında değil. Ama bu şu bir gerçek, bir defa 360 gün evde yaptığın daha önemli.
ayda bir kere bir yere gidip bir şey yaptırsam bile. Çünkü 360 gün bakmazsan istersen dünyanın en güzel kliniğinde en iyi uygulamaları yaptır. Evet. Temizlik, temizlik, temizlik. Birinci aşama bu temizliği çok dikkat ediyorum. Çok haklısınız. Biz yine makyaj yapmayı bir tık seviyoruz ama cildimize bakmayı Türk hanımları açıkçası bu konuda biraz başarısızız. Pandemide çok iyi cilt bakımı öğrendik. Yaptık. Evet, yaptık ve öğrendik. Bu çok pandeminin bizim için olumlu tarafı oldu zannedersem. Şimdi ben size bir parti makyajı yapmak istiyorum. Çünkü siz zaten biraz natural makyajlar yaptığınız için ben olabildiğince belirgin, böyle güzel, parti, ışıl ışıl. Bir de çizgimin dışına çık zaten. Çıkacağız. Zaten. Aynen öyle yapacağız. Umarım seversiniz. Siz sarışın ve renkli gözlüsünüz. Ben de bu sebepten bir geçiş rengi belirledim. Her zaman bir geçiş rengim oluyor. Sizin ten ve göz renginize uygun olması için, daha çok yakışacağı için ben pembe seçtim. Kahverengi de olabilirdi, şeftali de olabilirdi ama pembeyle devam ediyoruz. Hadi bakalım. Biraz daha belirgin olmasına karar verdim. Onun için biraz siyah kalem, yumuşak bir siyah kalem ekledim. Ve fırçayla yayıyorum. Yine dağıtıyorum aynen. Şimdi glitter'ımı yapıştıracağım. Çok az kaldı. Göz makyajındaki en önemli detay blend edebilmek. Fırçayla iyi dağıttığınız anda başka hiçbir şey kalmıyor inanın geriye. Sadece farınızı homojen bir şekilde dağıtmanız gerekiyor. Eskiden fotoğraflarıma bakıyorum. Tabii o zaman moda da öyleydi. 18 yaşımda Uludağ'da kayak yaparken kontürlü makyaj yapıp fuşya rengi ruj süren bir yer. Hani kayınpederim hani babam da der ya, kızım kafanı böyle boya kovasının içine sokmuşsun ve çıkarmışsın ve kayağa gidiyorsun. Bu nasıl bir şey yani? Bu arada milli kayakçıyım falan, böyle yarışlara giden, öyle hafta sonu kayanlardan değil, bayağı yani. Bölge birinciliğim falan da var. Makyaja meraklıyım ama şey diyorum, şimdiki aklımda biraz yaşa göre, ortamına göre makyaj. Estetik gece, gibi evet, değil mi? Partiye gidersin, o zaman siyahı bucala. Evet, evet. Ki bugün öyle yapıyoruz. Partiye gideceğim. Şimdi gözünüzün içerisine koyu kullanacağım ama göz içerisine koyu kullanıyorsak mutlaka üst kapak içerisine de kullanıyoruz. Neden? Neden? Çünkü her açıp kapattığınızda altı yukarıya yapıştırır ve alt kapağınızı dalga dalga yaparsınız. Güzel taktikmiş. İşin en can alıcı kısmı kirpik. Senin kirpiğin bu da evet, galiba. Evet, bu da benim kaç kirpiğim. Kaç tane kirpiğim var? 4 tane kirpiğim var. Hmm. Kirpik takarken Aslanım aşağı bakıyorsunuz. Aşağı bakıyorum. Her zaman kirpik takacağım göze takmadan önce size uygun olup olmadığını görmek isterim. Ha, boyuna bakıyorsun. Tabii, çünkü uygun olmayabilir. Gözünüzle meçleşmeyebilir. Karşıya bir tık daha keseceğim. Çünkü eğer kirpik gözden uzun olursa aşağı doğru düşer ve üzgün bir ifade yüzünüzde oluşur. Biz hiç onu öyle bir istemiyoruz. İfade istemiyoruz, evet.
yakışıyor. Bu kadar. Çok yakıştı. Şimdi yavaş yavaş sizin cildinize geçtik. Çok sağlıklı ve çok güzel bir cildiniz var. Doğru fondöteni bulacağım ama bir ton, 1,5 ton açık olmasının benim için hiçbir sakıncası yok. Çünkü kontür yapacağım. Yani zaten koyulaşacak. Evet, Este concealer kullanmak istiyorum. Ben concealer'ı, fondöteni ince ama concealer'ı biraz fazla kullanmayı seviyorum. Bu tamamen bir alışkanlık. Burnunuzu biraz yana doğru alacağım. İnce ve bu bir gölge oyunu. Kalkıp göstermek için. Kaldır. Burun kenarınızdan alıp yana doğru iteceğim. Gözlerinizi de bir tık çekik göstermek için buradan yukarıya doğru. Her şey yukarı doğru. Şimdi kontür kısmına geçtik. Hı. Yüzü boyutlandırıyoruz. Kontür bir gölge oyunu. Yani bizde makyajın bir gücü var. Tabii ki plastik cerrah değiliz ama yapabileceğimizin en iyisini yapmakla yükümlüyüz. Ben de sizin o mükemmel kusursuz yüzünüzdeki minik geride olması gereken yerleri geriye, öne çıkması gereken yerleri de öne alacağım. Geride olması gereken yerleri koyuyla belirliyoruz. Öne çıkması gereken yerlerde her zaman aydınlık. Bunu mesela benim yüzümün alnı geniş ve daha küçültmek için mi uzatmak için yapıyorsun değil mi? Evet, alnınızı bir tık daraltacağım. Hı. Ama alnınız dar olsaydı alnınıza kontür koymayacağım. Onun için kullanmayabilirdim. Sonra... Kullanmazdım. Parlamaları alacağız. Bu bir baking fakat transparan bir pudrayla baking yapıp parlamayı alacaksak, makyajımızı fixleyeceksek, hı, cildimizin nasıl olduğu bizim için en önemli ipucu. Yani? Eğer kırışık çizgileri olan bir cildimiz varsa kesinlikle baking transparan bir pudrayla yapılmıyor. Çünkü aralara dolacaktır bu kadar kalın bir pudra, hı, ve cildinizdeki kırışıklıkları İki kat fazla gösterecektir. Onun için kompakt bir pudra kullanıyoruz. Fakat sizin gibi sağlıklı bir ciltte baking yapmak için transparan pudra kullanmamızın hiçbir sakıncası yok. Bu ne marka bu? Bendeki Fenty. Fenty'nin, evet, güzel. Ben size pembe allık süreceğim. Estée Lauder'ın burada çok sevdiğim favori bir allığı var. Size de çok yakışacak. Ama ilk önce biraz bronzer. Çünkü hafif. Cildinizde o koyu olan yerlerden de fixlemek için diğer tarafta transparan pudra kullanmıştık. Şimdi iki tane allığı mix ediyorum. Ben ürün karıştırmayı çok severim. Elimde Dior ve Estée Lauder var. Size pembe çok yakışır. Çünkü gözleriniz renkli ve ben o Barbie efektini seviyorum. Evet, seks appeal bir tarafınız var ama bir Barbie tarafınız da var. Onun için ben size pembe kullanacağım allıkta. Bronzer'ın hemen üzerine. Kontürümüzü kulak ortasından dudak kenarına doğru geldik.
ama aldığımız tam elmacık kemiğinizin üzerine. Daha masum, daha bebeksi, hafiften burnunuzun üzerine de dokunmayı seviyorum. Dudaklarınıza ben ombre yapmak istiyorum. Evet. Bakalım. Tek renk ruj sürmeyeceğim. Orta çok açık olacak. Onun için ortaya birazcık concealer kullanmak istiyorum. Ombre yapıyorsun. Evet, ombre yapıyorum. Tam ortayı concealer'la daha açık yapıyorum. Biraz daha alacağım. Elimde Nars var ama herhangi bir concealer'la gayet iyi olur. Ortayı açtık. O fırçanın ucunda bir şey var mıydı? Hayır, normal sadece concealer'ı şey kuruttun gibi. Evet, ama şimdi biraz pudra ekleyeceğim ya da tamam. Far. Far, tamam. Şöyle bir farı alıp. Amacım burayı fixlemek, yoksa gloss dağılır. Artık yavaş yavaş maskaramız var. Kiko'nun çok sevdiğim bir parçası. Şu anda birbirine dağılmıyor. Orada açık olan yer açık bir şekilde. Aksi takdirde dağılır. Hepsi birbirine girer. Maskara. En son maskarayı bıraktım. Çünkü kirpiklerinizin tamamen yapışmış olmasından emin olmak istiyorum. Benim için yaptığım makyajlarda en dikkat ettiğim ve beni en çok korkutan şey kirpiğin çıkması. Yani sizle vedalaştığımda eğer önemli bir gününüz varsa, düğününüz varsa ki ben gelin makyajı yapıyorum. Kirpik eğer herhangi bir şekilde çıkarsa bu benim için çok üzücü olur. En son final tabii ki dekolte bölgeniz. Mutlaka üzerinden bir aydınlatıcı her zaman ben geçerim. Evet bak bunu unutuyoruz biliyor musun? Evet çok, bu da çok önemli. Biraz da bronz almak istiyorum çünkü bronzsunuz. Güneş, o güzel tatlı tatilinizin minik izleri var. Evet, hediyesi. Onun için bronz bir aydınlatıcı aldım. Evet, bitti. Yani saçımda hiçbir şey yok. Yok. Bugün biraz efektli gibi gezeceksiniz. Aynen. Face yapmayayım da. Adeta hiç makyaj yapmamış gibi doğal bir makyaj diyeceğim. Evet, kesinlikle öyle bugün. Bir parti makyajı. Tabii parti makyajı. Buna göre giyineceğiz. En kötü böyle güzel bir gerdanlık. Çok eğlenin. Çok dans edin. Hiçbir şey yapmasam eğleneceğim. Kesinlikle öyle. Bu makyajla eğlenmemek mümkün değil. Bir süre aynalara bakacağım. Şu anda benle ilgilenmeyin. Eline sağlık, çok güzel oldu. Biz çok beğendik. Değişik bir makyaj oldu, iddialı bir makyaj oldu. Tabii ki dedik ya, bu makyajı nerede kullanacağını önemli. Biz gece partiye gideceğimiz için parti makyajı yaptık. Evet, olabildiğince sizin çizginizin bir tık dışında. Zaten bir Beren suratına bak mesela şu an. Benim günlük makyajım. Evet. Yıkılmıyor mu? O da çok güzel. Çok teşekkür ederim. Onu da bence yakından çekin. Senin cildin şahane. Kız her şeyin çok güzel. Çok teşekkür ederim. Siz güzel bakıyorsunuz. Biz çok beğendik. Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Ne düşünüyorsunuz? Oylama yapacağım sonra. Daha sık yapalım mı? Siz söyleyin, biz yapalım. Müberacığım, kırmadın geldin. Çok teşekkür ediyorum. Sen de istiyorsan bir kapanışı yaparız. Aslanım zaten çok güzeldi ve benim için çok farklı oldu. Farklı bir deneyimdi. Aslanımla bugünü geçirdim. Çok teşekkür ederim. Çünkü o her şartta çok, çok güzel. Sevgiyle kalın. Görüşmek üzere.